Cezam bir ay sonra bitecek. Ama benim zavallı biricik kardeşim ömür boyu öyle kalacak. Ne yaptıysan kızcağıza, kendisini odasına kilitledi. Ama canım ne hale çevireceğim? Taş yaptım onu, taş. Ne? Taş mı yaptın? Benim biricik zavallı kız kardeşimi taşa mı döndürdün? Seni cani, seni canavar, seni SDDK'ya şikayet edeceğim. Et canım et. Zaten bana takmışlar. Beni el soktular, görmüyor musunuz? Ah şu SDDK başkanını dilime geçirsem. Geçireyim o zaman, ne duruyorum? Üfürüm lanet olası. Ah keşke hiç insan olmasaydım ya. Belki de o zaman Begüm'ü tanımayacaktım. Onu kaybetmek bu kadar dağılamayacaktı benim yüreğimi ya. Ay Duman, yani kendini çok kaptırıyorsun. Hayır, belki Begüm seni çoktan unutmuştur bile. Aa, benim telefonum. Aa. Kim arıyor? Bakayım. Begüm arıyor değil mi? Ama bence boşuna umutlanma. Belki de ben seni unuttum demek için aramıştır. Aç aç şunu, konuşmak istiyorum ben. Peki. Alo Begüm, ne haber? Ne olsun be, tırmalıyoruz işte. Yani tırmalıyoruz dediysem, yani hayat zorluğu anlamında yani. Yoksa kedi gibi tırmalayacak değilim ya, Artur Tartut, Allah Allah. Demek beni özledin ha, ben de seni. Tamam, ben seni akşam ararım, birlikte bir akşam maması yeriz ha. Hani yani yemek, akşam yemeği. Hadi öptüm patilerinden, yanaklarından. Ay. Of of, ben bittim ben ya. Yarın akşama kadar yine insan olmam şart. Yoksa hayatımın kadını patilerinden uçup gidecek. Of. Bu ses ne be? Ne oluyor ya? Dur ben gidip bakayım. Ne oluyor ya? Bu ses ne? Merda hala. Merda hala, ne yapıyorsun? Selda kapıyı sihirle kilitlemiş. Ha? Ya her şeyi öğrendim Ayşegül. O Ferit denen canavar var ya, ha? Kardeşimi taşa çevirmiş. Zavallı Selda'cığım. İçeride öyle kaskatı kesilmiş. Bizim onu kurtarmamızı bekliyor. Ya olamaz, o zaman bir an önce açalım. Hadi çabuk çabuk hadi. Selda. Hala. Allah'ım. Allah'ım bu ne güzellik. Bu ne çekicilik. Ay bu ne, al beni. Ay! Ay! Ay inanmıyorum. Selda. Hı hı. Evet Selda. Ama o eski Selda değil. Selda SLX. Yani süper lüks ekstra Selda. Ya Selda hala, Deli Ferit seni taşa döndürmemiş miydi? Evet doğru, döndürdü. Taş oldum taş. Taş gibiyim. Ay sağ olsun Ferit'ciğim, canım benim. Beni hayalindeki kadına dönüştürebileceğini söylemişti ama elinin ayarı yok belli ki. Biraz abartmış galiba. Bütün erkeklerin hayalindeki kadına dönüştürdü beni. Madem öyle, niye saatlerdir kapıyı açmıyorsun? Ay o niye açayım? Ben kendime yetiyorum. Bu güzellik dururken size mi bakacağım? Ay abartma Selda. Yani eskiden de güzeldin sen. Öyle aman aman bir fark yok bence. Hı? Ama ben artık Ferit'imin rüyalarındaki güzelim. Ayrıca nereden baksan bir 100-150 yıl daha genç görünüyorum. Sokaktan çevir herhangi birini. Çevir sor yaşımı. Taş çatlasa 450 der. İnanmıyorum. Ay ne zaman dönsem. Yine çatlıyor, yine çatlıyor. Allah'ım bir insanın her yeri mi bu kadar güzel olur? Nasılım? Süperim değil mi? Ya demek Selda halam Amerika'ya gitti. Ya benim Selda halam Harvard Üniversitesi'nde genetik mühendisliği okumuştu. Sonra oradaki profesör de gel burada doktora yap deyince... o da tabii böyle bir fırsat kaçmaz deyip yine gitti. Aa bak bu soru şeyle ilgili bir soru geldi aklıma. Şimdi genetik okumuş biri bir daha genetik okumaya giderse ona ne derler? Ne derler? Gene mitik. Sen anlamadın. Bak şimdi genetik, gene mitik. Aha!
Ayşegülcüğüm, ben espri yapmayalı senin espri anlayışın kıtlaşmış ya. Neyse tamam, sen hiç merak etme, ben bunu halledeceğim, tamam mı? 3-5 espri sonra alışırsın. Hayırdır Selim? Hı? Ya biliyorsun ilk çıkmaya başladığımızda Ayşegül her gün çiçek alırdım. Uzun zamandır almadım, sevgim azaldı sanmasın. Vay be, aşka bak. Darısı başıma artık. Kokla, nasıl kokuyor? Güzel, çok güzel. E sen de Ceren'i al. Nesi var? Bilmiyorum abi. Soralım, sorsana. Ben sormam abi. Toygar abi... Kut! Ben size parmak kaldırmadan konuşmayacaksınız demedim mi? Dedin abi. O zaman neden parmak kaldırmadan dedin abi diyorsun he? Abi dur. Niye sen bugün böyle sinirlisin ya? Çünkü ikiniz birden parmak kaldırmadan konuşuyorsunuz. Ne var? Ne? Abi kol... Kusura bakmayın çocuklar ya. Bu aralar kendimi biraz stresli ve agresif hissediyorum. Lafı mı olur? Konuş. Abi niye agresif hissediyorsun ki? Mutlu hissetmen lazım. Bak, Tuğçe yenge sayesinde Rüya yengeden kurtuldun. Ha. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak denir çocuklar. Öyle mi denir? Bilmiyorum ki. Dün gece beni tam 68 defa aradı. Niye? Niye abi? Çünkü Selim'i kızdırmak için tam 68 tane plan yapmış. Hepsi içime tek tek aradı ve tek tek tekrar ettirdi. Manyak! Yok abi, o kadar da yapmamıştır ya, abartma. Toygar! Toygar! Efendim? Ne dedin sen? Efendim, bir tanem. Alışacaksın zamanla. Neydi plan 14'e göre ha? Okul sınırları içerisinde sen bana bir tanem, bence sen hayatım diyecektim. Neyse. Selim Bey okul kapısının önünde elinde çiçekler Ayşegül Hanım'ı bekliyorlar. Bu durumda biz ne yapacağız ha? Plan 67. Plan 67'ye göre ne yapacaktın? Ben seni arayacağım. Aradığında da sen bana böyle aşkla koşuyordun. Değil mi? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ne dedin anlaşıldı, sen? Anlaşıldı bir tane. Anam ya, alışacak. Konuş! Toygar abi, şimdi benim bildiğim üzere bir aşk evliliği, bir de mantık evliliği vardır. Şimdi bu Tuğçe yengeyle sizinki aşk çıkması mı, mantık çıkması mı? Günaydın. Günaydın. Benimki hazin bir aşk çıkması çocuklar. Ben çıkmaz bir aşkın kurbanıyım. Oh. Vay be. Ne haber Selim? Hı? İyidir. Vallahi ben de çok iyiyim. Yoğun bir aşkla yoğrulmuş, seviyeli bir ilişki. Cidden insana çok iyi geliyormuş. Biliyorum. Daha neler? Aynen. Sen bana sormayacak mısın ne var ne yok diye? Sende ne var ne yok? Ne var hemen söyleyeyim. Toygar'la böyle birlikte yoğun bir aşkla yoğrulmuş seviyeli bir ilişkim var. Eh ne yok dersen de ilişkimizde hiç mi hiçbir problem yok canım. Çok mutluyuz yani. Güzel. Günaydın Selim. Günaydın. Bunlar sana. Ay. Çok güzeller. Canım benim. Ben gidiyorum çocuklar. Emir büyük yerden. Plan 67. Görev bekler. Vah vah vah. Dağ gibi de adamdı be kanka. Büyük adamdı. Çek şu elini be. Ay çok teşekkür ederim. Sen daha güzellerine layıksın ama. Aşka bak ya. Ay aşka bak ya. Ay sen kızım var ya, aşk falan görmemişsin. Sen şimdi birazdan gerçek aşkı göreceksin, tamam mı? Aşk. Bir tanem. Kim koydu bu taşı?
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.